Hepinize selam dostlar. Bugün sizlere Papara mobil uygulamasının nasıl kullanıldığını anlatacağım. Yaklaşık 3 video önce PlayStation Store kredi kartı sorunu çözümü adlı bir video paylaşmıştım kanalımda. Ve bu videoda da Papara'ya değinmiştim. PlayStation Store üzerinde Türkiye'de birçok kullanıcı sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntının sebebi de bir şey satın alırken PlayStation Store üzerinden kart bilgilerimiz ne kadar doğru olursa olsun kredi kartı bilgilerimizin geçersiz olduğu yönünde bir uyarı mesajı almamızdan kaynaklanan bir sorun. Bu soruna da ben Papara'nın mobil uygulamasını kullanarak bir çözüm getirdim. Papara gerçekten sunmuş olduğu avantajlarıyla günümüzde pek çok mobil uygulamanın önüne geçecektir. Mobil uygulamadan kastım şu, Papara gibi. Yani sanal kart açabildiğimiz, ödeme yapabildiğimiz ve daha birçok şey yapabildiğimiz mobil uygulamalardan bahsediyorum. Lafı daha fazla uzatmadan Papara mobil uygulamasına giriş yapalım. Tabii bundan önce yine Google Play Store üzerinden ve Apple Store üzerinden Papara mobil uygulamasını indirebileceğinizi belirtmek isterim. 1 milyonun üzerinde bir indirme sayısı mevcut Google Play Store üzerinde. İndirdim. İndirdiniz. İndirdikten sonra uygulamaya giriş yapıyoruz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Üye olmak için cep telefonu veya e-posta adresinizi kullanabilirsiniz veya Google, Facebook seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Evet, üye olduktan sonra ve girişimizi yaptıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Tabii ben 13 Eylül tarihinde işlem yaptığımdan ötürü, ya 9 gün, yarın 10 gün olacak, çabuk geçiyor o zaman. İşlem yaptığımdan ötürü böyle bir ekran çıkıyor. PlayStation Network ibarelerini görüyorsunuz. Dediğim gibi videoda bundan bahsetmiştim. 3 video önce yükledim videoda. Papara cidden imdadıma yetişti ve yapmış olduğum video neticesinde de gerçekten olumlu yorumlar aldım. Evet arkadaşlar, Papara mobil uygulaması neler yapabiliyoruz? Ana ekranımızda gördüğümüz gibi şurada bir Türk lirası ibaresini görüyorsunuz. Oraya tıkladığınızda dolar ve euro seçeneklerini görebiliyorsunuz. Türk lirası haricinde. Hesap oluştururken isterseniz dolar hesabı, isterseniz euro hesabı, isterseniz de Türk lirası hesabı oluşturabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir seçenek. Ondan sonra arkadaşlar burada hesabımızda bulunan Türk lirası, daha doğrusu hesabımızda bulunan para ve onun altında Papara numarası yazıyor. Sol tarafta ise çek butonu var. Çek butonuna tıkladığımızda kendi banka hesabımızdan, IBAN numaramızdan para çekebiliyoruz. Anlaşmalı ATM'lerden, daha doğrusu tüm ATM'lerden Papara Black Card ile nakit çekebiliyoruz veya para çekme taleplerimiz sayesinde para çekebiliyoruz. Geri geldikten sonra yatır butonuna tıklıyoruz. Tabii yatır veya çek butonuna tıkladığımızda da onların arasına geçiş yapabilirsiniz ama ben yine göstermiş olayım. Yatır butonuna tıkladığınızda ise kendi banka hesabımız eğer Papara ile anlaşmalı ise, ki şunu söyleyeyim, Papara bütün bankalarla anlaşmalı. Hepsinde de IBAN numarası mevcut olduğu için hafta sonu dahi havale yapabiliyorsunuz ve bu da size büyük bir kolaylık sağlıyor. Havale EFT, en yakın anlaşmalı ATM'den kartsız işlemden nakit yatırabiliyorsunuz. Papara kart ile en yakın anlaşmalı ATM'den nakit yatırabiliyorsunuz. Teknosa şubelerinden nakit yatırabiliyorsunuz ve PTT şubelerinden de nakit yatırabiliyorsunuz. Geri geldik. Bu sefer ekranın alt kısmında cashback diye bir bölüm görüyoruz. Cashback'e tıkladıktan sonra burada Papara'nın anlaşmalı olduğu firmalar var. YouTube, Netflix, Spotify, N11, Teknosa, hepsi burada ve daha nicesi Papara ile anlaşmalı. YouTube'a tıkladığımızda burada diyor ki YouTube Premium üyeliğinin yarısı bizden. Üyelik ücretinin yarısı bizden, her ay 10 lira kazanabilirsin. Bu program 2020'nin sonuna kadar devam edecek. Yani demek oluyor ki YouTube Premium üyeliği öğrenciler için 10 lira. Biz onu Papara kartımıza satın alırsak 5 lira denk gelecek. Çünkü gayet güzel bir şey. Yani Papara günümüz için tam bir öğrenci kartı, öğrenci uygulaması diyebiliriz. Gerçekten öğrenci dostu yani. 5 lira 10 lira dememek lazım. Hani o 5 lira 10 lira birikir.
günü geldiğinde bizim kurtarıcımız olur. Veya 10 lira 15 lira yine kalmış olur bu cashbackler sayesinde. Bir yere gidip kahve içebilirsiniz. Ufak ufak şeyleri düşünmek lazım. Cashback de bu şekilde arkadaşlar. Cashback'ten de geri geldiğimiz zaman burada QR işlemleri var. QR işlemlerinden de QR kod ile ödeme yapıp ödeme alabiliyorsunuz. Sonra orta bölümde para transferi bölümü var. Para göndere tıkladığınızda bir cep telefonu numarasına veya papara numarasına para yollayabiliyorsunuz. Veya bir cep telefonu numarasından veya papara numarasından para talep edebiliyorsunuz. Ödemeler kısmına geldiğimizde İstanbul Kart, doğalgaz, elektrik, su, cep telefonu, internet ve televizyon, oyun, e-pin ve diğer ödeme seçeneklerini de burada görebiliyorsunuz. Yani papara elinden gelenin en iyisini yapmış. Gerçekten çok güzel hazırlanmışlar. Ödemelerden de çıktığımızda en sağ tarafta hemen yan tarafında papara kart ibaresini görüyorsunuz. Papara kart ibaresini butonuna tıkladığımızda karşımıza papara kart bölümü çıkacak. Papara kart bölümünde ise arkadaşlar kart ekleyebiliyoruz ve sahip olduğumuz kartlara bakabiliyoruz. Güvenlik kodu, son kullanma tarihi, 16 haneli numarası ve danecisi burada bizleri karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi ben bir papara sanal kart oluşturdum kendime. Papara sanal kart sayesinde PlayStation Store'dan alışverişimi sıkıntısız bir şekilde hallettim. Papara Black Card ise henüz elime ulaşmadı. Yaklaşık 4-5 gün önce uygulama üzerinden siparişini verdim. Burada da güzel bir noktaya değinmek istiyorum. Papara kart sahibi olmak isteyenler Papara'nın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilir ve ücretsiz bir şekilde kartlarını edinebilirler. Yeni kart butonuna tıkladıktan sonra karşımıza Papara Black Card seçeneği var. Papara Black Card bize neler sunuyormuş? Tüm dünyada geçerli. Tüm dünyada. Kart ücreti, aylık ücret ve aidat bulunmuyor. Cashback ile anlattığım gibi bir anda nakit kazanıyorsunuz. Tüm ATM'lerden hesabınıza para yatırabiliyorsunuz. Temassız ödeme seçeneği var. Ve 500 bin lira hesap limiti var. Dediğim gibi ATM'lerden para yatırabildiğiniz gibi de para da çekebiliyorsunuz. Lakin para çekme sınırı aylık 500 lira. Papara Lite Card var. Papara Lite Card ise ATM'lerden para çekmeye izin vermiyor. Hesap limiti Papara Black Card'a göre daha az. 450 bin lira daha az. 50 bin lira Papara Lite Card. Papara Edu Card var. Bu daha çok okullar için tasarlanmış olan bir kart. Ve Papara Sanal Kart var. Papara Sanal Kart'ta fiziksel kart ihtiyaç duymadan her ay bir tane oluşturabileceğiniz bir sanal kart. Dediğim gibi bunun sayesinde çeşitli e-pin alışverişlerinizi veya dijital oyun alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz ki sadece oyun değil. İnternet üzerinden her şeyi satın alabilirsiniz bununla. Papara Black Card'ınızı da belirtmiş olduğum gibi bu bölümden sipariş edebilirsiniz. Ve kurye teslim edildi mi, kartınız basıldı mı bu gibi şeyleri de adım adım kontrol edebiliyorsunuz. Papara her şeyi düşünerek biz kullanıcıların karşısına çıkmış ve iyi ki de çıkmışlar diyebilirim. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.